Emir, ne zaman büyüyeceksin oğlum sen? Hadi büyü de biraz dertleşelim babayla. Anneye nasıl söyleyeceğiz bir ablan olduğunu? Hı? Var mı bir fikrin? Çok tatlı değil mi ya? Evet ama hangisi daha tatlı karar veremedim ben. Heykel ya bu, insan değil. Aman boş ver, kim bilir hangi çirkin kapmıştır. Belki de odur kız. Maşallah çok tatlısınız baba oğlu öyle. Sizin çocuğunuz, yanılmıyoruz değil mi? Yanılmıyorsunuz evet, benim oğlum. Yakışıklılığını babasından almış zaten, öyle değil mi? Sanırım yalnızsınız. Bakıcıya ihtiyacınız olursa. Ay çok teşekkürler ama ihtiyacımız yok. Şöyle bir durum var bizde. Evde bakıcımız var ama iki tane temizlikçi neden olmasın diye düşünüyorum. Şimdi. Çünkü evimiz de bayağı büyük bizim. Yok biz sadece... Şimdi birazcık eşimle ve çocuğumla vakit geçirmem gerekiyor. Kusura bakmayın bir saniye Onurcuğum. Ya şunu bir ağzınıza bir sokun bakayım. Ha? Böyle bir kıvırın. Kıvırın dudağınızı. Çok rujo olmuş da çirkin görünmesin diye dedim. Aşkım. Bir saniye. Çok çirkin derler sonra. Çirkin derler malum. Çirkine de yakışıklı denk geliyor. Hadi. Soğuk cereyan yapıyor park. Aşkım tamam. Aşkım kusura bakma. Emziğini bulamadım da hem suyunu da aldım geldim. Rahatladın mı? Ay vallahi rahatlayamadım. 2-3 pençe atasım vardı yani. İçimden bir panter çıktı resmen. Onu fark ettim zaten, onu gördük. Bütün park olarak gördük onu da. Biraz sert olmadı mı aşkım? Ne sert oldu çok Onur ya? Kadınlar neler yap, numaralarını yazıyorlar ya. Öyle bir şey olabilir mi? Ayrıca anlamışsınlar herhalde. Bu park çok tehlikeli. Bu parka bir daha gelmeni istemiyorum Onur. Kötü niyeti yok diye düşünüyorum. Onur. Aşkım zaten yani ben görmedim ki. Benim gözüm senden başkasını görmüyor, fark etmedim. Aşkım görmüşsünüz zaten. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Sonuçta biz çok mutlu ve güzel bir aileyiz. Emir, sen, ben. Biz bize yeteriz yani. Aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermem ben. Giremez ya. Giremez.